2000 lira. Nasılsınız? Biz de sağ olun. Şehrin milletvekili olmasını, olmanızı çok istiyorum. Arkadaşım size bayılıyor. Şoför haberiniz olsun, öyle bir kanun çıkarttık. En kısa da oraya geçebilirsiniz efendim. Evet, evet, orası da kullanılıyor. 1 çekiyorsun. Nedir böyle çekiyorum? Affedersin şey biraz. Gel, kapar gel. Gel, hadi bakalım. Hadi memleket hayırlı olsun. Hayırlı olsun, teşekkür ederim. İnşallah hayırlı sonuç olur memleket. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Hem Malatya'mız için hem Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii deprem bölgesinde zor bir dönem geçirdik hep birlikte. Ben de 6 Şubat'tan beri yaklaşık 98-99 günden beri Malatya'dayım, sahadayız. Umarım hem Malatya hakkını alır hem de bizler hakkımızı alırız. Hem de burada yüksek sayıda milletvekili çıkararak Malatya'nın güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlarız. Bundan sonra da görevimiz tabii hemen yeni başlıyor. Tekrar Malatya'nın ayağa kalkabilmesi için, tekrar bu sorunlar çözülebilmesi için umarım Malatyalılar yetki verir ve biz de bu yetkiyle Malatya'nın kısa sürede ayağa kalkması için üzerimize düşen görevi yaparız. Türkiye tabii İslam coğrafyasında, bu coğrafyada önemli bir ülke. Her şeye rağmen hala seçimler yapılabiliyor. Her türlü seçim öncesinde devletin her türlü imkanı iktidar tarafından kullansa da yine de seçimler yapılabiliyor. Tabii seçim demek sadece seçimde oy kullanılan gün demek değil. Süreç, tüm süreç aslında seçimle bağlantılıdır. Aslında seçim dediğim şey tam da süreç başladıktan sonra ya da daha öncesinden başlayarak devam eden bir süreç ve bugün sonuçlanıyor. Ancak hepimizin gördüğü gibi, Türkiye'nin gördüğü gibi hem medyada müthiş bir ayrımcılık vardı, hem devletin bütün imkanlarını kullandığını gördük. Bakanların koli dağıttığını, Cumhurbaşkanı devletin uçağıyla kampanya yaptığını, maalesef devletin bürokratlarının siyasi kampanya yaptıklarını gördük. Valilerin kampanya yaptığını gördük. Ama herkes bilsin ki umarım ittifakımızla, iktidar olduğumuzda, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında bunların hepsi tarihe karışacak. Yani artık bürokratlar görevini yapacak, kaymakamlar görevini yapacak, AFAD görevini yapacak, Kızılay görevini yapacak ve hiç kimse 30 tane gazeteci karşısına alıp 30 kanalda canlı yayın yapmayacak. Vasfı ne olursa olsun, konumu ne olursa olsun, Türkiye'ye demokrasi gelecek tekrar. Türkiye'ye baharlar gelecek, Malatya'ya baharlar gelecek. Hem Türkiye hakkını alacak, hem Malatya hakkını alacak. Umarım parti olarak biz de hakkımızı alacağız. Güzel bir, başarılı bir seçim dönemi diliyorum. Huzurlu bir seçim diliyorum. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde bir seçim diliyorum. Umarım hilelerin olmadığı bir gün hep beraber yaşarız.
milletin iradesi sandığa tecelli eder ve herkes bu sonuca saygılı olur.